Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Akai LPD8 kutu içeriğinden ne çıkıyor, bu Akai LPD8 nasıl kullanılıyor, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Çayınızı kahvenizi alın, videomuza geçelim. Akai LPD8'i ben ortalama bir yıldır falan kullanıyorum. Kutu içeriğinden bahsedeyim öncelikle size, ondan sonra hangi amaçla kullandığım ve nerelerde hangi programlarla kullandığım hakkında bilgi vereceğim. Akai LPD8'i aldığımızda kutu içeriğinden Akai LPD8 ürünümüz çıkıyor, software CD'si çıkıyor ve bir adet USB kablosuyla bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. 5 dilden oluşan bir kılavuzu var ve haricinde Ableton Suite Live programını kullanmanız için size bir keygen veriyor. Bunu full olarak kullanabiliyorsunuz. Bu keygeni Ableton'u indirip bu keygene girdiğinizde Ableton'u full olarak kullanabiliyorsunuz. Ben ürün hakkında şimdi size bilgi vereyim. Ondan sonra nerelerde kullandığım hakkında bilgileri paylaşacağım. Ürünün üzerinde kullanmanız için 8 tane touchpad var. Basmalı bir şekilde kullanıyorsunuz. 8 tane pot var. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunların her birine istediğiniz, ben efekt, görüntü efekt programlarında kullanıyorum bunu. İstediğiniz her bir pad'e, istediğiniz her bir efekti atayabiliyorsunuz. Ben pad'lere, efektlere atıyorum. Potları ise stroptur, görüntü geçişidir. Bunları atıyorum ve bunları nasıl atadığımı, hangi programı kullandığımı göstereceğim sizlere ve bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi istiyorsanız kullandığım program üzerinde görüntüleri aktarmaya başlayayım sizlere. Akai LPD8 Laptop Pad Kontrolünü ben Resolume Arena programında kullanıyorum. Bu efekt geçiş programı, efekt kontrol programı olarak geçiyor. Ben bunu çok uzun zamandır, yani ortalama bir yıldır falan kullanıyorum. Şimdi siz istiyorsanız nasıl Akai LPD8 Pad Kontrolü Resolume Arena programına tanıtıyoruz, bununla ilgili bilgi vereyim. İlk önce Resolume Arena programımızdan Arena bölümüne girip tercihleri açıyoruz. Tercihler kısmında MIDI bölge bölümü var. General, Ses, Video, MIDI. MIDI bölümünden LPD8'imizi şu an zaten aktif olarak görüyor. Buradan MIDI input'unu aktif bir şekilde seçili bırakıyoruz ve burasıyla işimiz bitiyor. Daha sonrasında haritalama bölümünden düzenle app MIDI haritalama bölümü var. CTRL Shift M kısa yoluyla buna ulaşabilirsiniz. Şu şekilde bize sarı olarak çıkardı. Bizim tanıtmak istediğimiz her şeyi, yani bu sarı olan bölgedeki her şeyi pad kontrolünüze, touchpad'inize tanıtabilirsiniz olarak çıkardı. Ben şu şekilde seçiyoruz efektimizi. Hangi pad'e aktarmak istiyorsak orayı seçiyoruz. Ve ekranda 4/C/2 çıktı. Sırasıyla bu işlemi yapıyoruz. Her bastığınız pad'de altta turuncu bir şekilde LED yanar şu şekilde. Tek tek bunları atladıktan sonra mesela 8 tanesini atladık. Amaçla 4 tane daha efektimiz var. Bunları da atamak istiyoruz. Şurada CC bölümü var. Buna basıp ekstra bir 8'li de açabiliyoruz. Şu şekilde bunları da atayım. Böyle 6, 4, 8, 4, 9. Pet bölümüne geri geliyorum. Şurada kompozisyon bölümü var. Benim yani bu program içerisinde bu şekilde, tabi Resulüm de bu şekilde. Hue, Philip, Strop, RGB, Twitch, Drag, Dracer, Biz olarak efekt olarak atıyor. Bunları da tek tek ben buraya Akai LPD8'imi atayıp tek tek buradan kontrolünü yapabiliyorum. Atamak için potumu seçmek istediğimiz, ben şu an Philip atıyorum. Potumu bu şekilde çevirip atıyorum. Zaten şurada ekranda da gördüğünüz gibi 4/6 yazıları çıkıyor. Atadıkça burada yazılar tek tek çıkıyor. Ben bunları tek tek atayım istiyorsanız. Şu şekilde. Şu şekilde. Bunları hepsini atayım. Siz istiyorsanız buradan görüntünüzün dim volümünü, geçişini vesaire bunları da atayabilirsiniz. Ses efektli bir görüntü dosyası kullanıyorsunuz. Low pass, high pass, flanger gibi efektlerle de bunlara hükmedebilirsiniz. Bu atama işlemini bitirdim. Tamamen ben Akai LPD8'in üzerindeki her şeyi atadım. Ve şimdi bunları kontrol etmek istiyorum. Tekrar haritalama diyoruz. Düzenleden çıkış yapıyoruz. Yani şu şekilde. Ana normal kullanacağımız seviyeye getiriyoruz. Şunları da şöyle bir yapayım.
Misal biz buraya ne atamışız? Bu efektimizi atamıştık. Şu an zaten şurada çıkış monitör ekranında gördüğünüz gibi burada efekt geçişlerini şu an yapıyor. Şu şekilde efekt geçişi olarak da kullanabilirsiniz. Ritme uygun bir şekilde. Ya da standart bir seçili efektimiz var. Şöyle daha düz bir efekt seçeyim. Mesela şunu seçtim. Şurada kompozisyon bölümümüzdekileri atamıştık biz. Bunların tek tek kontrol yapalım. Şu mesela şekiller rengini değiştiriyor. Ekranda görüyorsunuz. Normalde yeşil, turkuaz bir rengi sahipti. Bunu rengini değiştiriyor. Flip bunu çift ekran yapıp çoğaltıyor. Strobe bildiğimiz çakar olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da RGB olarak tamamen RGB bir renk atıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şurada ekranımız titretme olarak kullanılıyor Twitch. Olarak da daha yaygın bir görüntü olarak kullanabilirsiniz. Trace'i daha netliği bulanık bir şekilde yapıyor. Ve şunu da eski görüntü efektleri gibi şu şekilde göstereyim istiyorsanız. Normal görüntümüz şuydu. Bizi kullandığımızda ekranı kaydırma olarak kullanıyor. Ve aynı anda üst üste atayabilirsiniz görüntülerinizi. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde alt bölüme de attıklarımızı da kontrol edelim isterseniz. Şuraya atmıştık tabii. Şuradan volümünü açmanız gerekiyor görüntünüzün. Şunu bir kapatayım. Şuradan tek alt CC bölümüne attığımız efektleri de buradan görebilirsiniz. Akai LPD 8 ile ilgili öğrenmek istediğiniz ya da bunu Ableton'da kullanmak isteyenler olur. Onlarla da eğitim videoları istiyorsanız bizlere yorum bölümünde mesaj olarak bırakabilirsiniz. Bunlarla da ilgili çalışma yapıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.